Ölüm kaçınılmaz sondur. Ancak hepimizi korkutur. Sevdiklerimizi bırakıp gitmek, yapmak istediklerimizi tamamlayamamak ya da bilinmeyene doğru bir yolculuk yapmak biraz ürkütücü gelebilir. Bir anda öleceğimizi düşünürüz. Ama normal şartlarda bir ölüm kendini 3 aydan önce belli ediyor. Peki ölüm hakkında ne biliyorsunuz? 3 aylık ölüm belirtilerini gelin birlikte inceleyelim. İnsan ölüme yaklaştığını fark edip kabul etmeye başladığı zaman çevresinden çekilmeye başlar. Dünyadan ve dünyanın içindekilerden ayrılma sürecini başlatır. Arkadaşlarının, komşularının hatta aile üyelerinin bile ziyaretini geri çevirebilir. Ziyaretleri kabul ettikleri zaman etkileşimde zorlanabilir ve bundan hoşlanmayabilirler. Kendi hayatları hakkında düşünüp taşınırlar ve anılarını ziyaret edip dururlar. Nasıl bir hayat yaşadıklarını değerlendirebilir ve pişmanlıklarını düşünürler. Ölmek üzere olan kişilerin iştahı azalır. Kilo verirler. Beden yavaşlamaya başlar ve daha önce olduğu gibi yiyeceklerden enerji almaya gereksinim duymaz. Bir zamanlar çok keyif aldığı şeyler artık ona cazip gelmez. Tek istediği uyumaktır. Değişen vücut kimyası hafif bir his üretir. Onlar ne aç ne de susuzdur. Yemek yemediklerinde acı çekmezler. Ve bu da başladıkları yolculuğun beklenen bir parçasıdır. Bu yolculuk sırasında kişiler genelde uyurlar. Kişilerde oryantasyon bozukluğu sık görülür ve algılar değişebilir. Kişi gizli düşman korkusu veya yenilmeme duygusu gibi değişik duygular yaşayabilir. Halüsinasyonlar görebilir. Bazen orada olmayan insanlarla konuşabilirler. Konuşulan kişi genelde ölmüş insanlar olur. Hayatla gelecek arasındaki perde kalkmıştır. Kişide duygusal sarsılma görülür. Hareketleri amatsızdır ve diğerleri için hiçbir anlam ifade etmiyor olabilir. Çünkü gittikçe bu dünyadan uzaklaşıyorlardır. Vücut daha zor bir şekilde kendini koruma altına alır. Vücutta bu süre zarfında bazı işaretler görülür. Vücut sıcaklığı, kan basıncı düşüktür. Nabız düzensizdir. Yavaştır ya da hızlıdır. Terlemede artış görülür. Dolaşım nedeniyle deride renk değişiklikleri olur. Soluk ve mavimsi bir renk hakimdir. Özellikle dudaklarda ve tırnak yataklarında daha belirgindir. Solunum değişiklikleri söz konusudur. Genellikle solunum daha hızlı ve yorucu haldedir. Tıkanıklık meydana gelebilir ve bu da öksürüğe yol açabilir. Konuşma azalır ve solunum da tamamen durur. Kişi artık ölüme doğru yaklaşmaktadır. Ölüm yaklaştıkça enerji dalgası ortaya çıkabilir. Yataktan kalkıp yakınlarla konuşmak, iştahsız geçen günlerden sonra bir şeyler yemek isteyebilirler. Bu enerji dalgalanması kişiye göre değişiklik gösterse de ölen bir kişinin son fiziksel ifadeleri bunlardır. Nefes daha düzensiz ve genellikle daha yavaştır. Hızlı hızlı nefes almanın ardından nefes tamamen durabilir. Eller ve ayaklar morumsu ve lekeli olabilir. Bu benekler yavaş yavaş kollara ve bacaklara da yayılabilir. Dudaklar ve tırnak yatakları mavimsi ya da mor olabilir. Kişi genellikle yanıt vermemeye başlar ve gözleri açık veya yarı açık olmakla beraber çevreyi görmezler. İnanışa göre bu anlarda ölmek üzere olan kişinin yanına sevdiği kişilerin oturup onunla konuşması tavsiye edilir. Sonunda nefes tamamen sona erer, kalp durur ve ölüm artık meydana gelmiştir. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Size biraz da olsun bilgi aktarabildiysem videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup zil butonuna basarak videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.